Sadece faturayı hakeme mi kesmek lazım diye soracağım ama madem hakemle başladı diğer konuklarımız, siz beğendiniz hakimi oradan girelim. E, hakimi tabii konuşuruz. Bir de Hı -hı. E, şunu da söyleyeyim. Tabii canlar yandı. Yani maden iş, maden işçilerimiz, kardeşlerimiz etti Allah rahmet eylesin. Mekanları Anladım. cennet olsun. Tamam. Hepsinin Aynen. geçmişte de rahmet e, aynı şekilde okuyalım. Çok şehidimiz rahmet oldu rahmetli oldu. Allah hepsinin taksiratlarını affetsin. Acılarını da Ailelerine, sevdiklerine sabırlar ihsan eylesin. Hastanede şifa kardeşlerimiz var. Dünkü patlamadan dolayı. Onlara da inşallah en yakın zamanda sağlıklarına kavuşur. Ailelerine, sevdikleriyle tamam. beraber olur. Tabii şunu da söyleyelim. Galatasaray maçını konuşacağız, edeceğiz. Bir de tabii Kayseri Spor'un hakkını vermek gerekir. Şimdi sezon başında transfer yasağı gelmiş ve de bazı oyuncularını da kaybetmiş. Hı hı. Çağdaş Atan Lig'deki en kısıtlı kadroyla yarışıyor. 13-14 tane 15 tane oyuncusu var. Yani sık Galatasaray maçı üzerine tabii ki onu konuşuyoruz ama genel tabloda şu ana kadar çok başarılı bir Kayseri Spor var. Eldeki az imkanla transfer konuşmadan da yalnız oyun gelişimiyle çalışarak takımı geliştirerek transfer hedef göstermeyip Önündeki aksindeki, önündeki e, hedefe nasıl gidileceği ile ilgili çok başarılı olmak için oyuncuları nasıl geliştireceğini bilen iyi bir teknik adam. Genç, dinamik, kendini güncelleyen. O, o anlamda Galatasaray evet kötü oynadı ama onu da kötü oynatmaya iten Çağdaş Atan'ın da hakkını verelim. Hoca çok doğru bir stratejiyle takımını çıkarmış. Çok başarılı bir oyun oynadı. Son bölüme kadar. E ee, tabii Galatasaray tabii şunu söylemek gerekir. Yani Galatasaray takım bu kadar kötü oynaması sezon başından beri ben en kötü bir 45 dakikasını seyrettim. Yani ya ilk maçını düşünüyorum. Yani orada kötü falan dedik yeni geldi oyuncular ama bu kadar kötü değildi. O gün bile kötü değildi. Galip geldi keza. Ama bugün özellikle 45 dakika çok kötü oyun oynadı. Yani Galatasaray takım bana göre Okan e, hakem olaylarını tabii konuşursa Okan Hoca da doğru dersini çalışmamış. Yani bir tarafta Çağdaş Hoca doğru dersini çalışıyor. Doğru analiz aynı şekilde Okan Hoca'dan görmedik. Şimdi rakibin sağ tarafında aşırı büyüklenme oldu. Hem golü atan oldun, önünde Ramazan'ın oldu. Şimdi Kazıncan'la e, Mertens eğer buraya ikili ikili eşleştirsen rakip üstünlük saldı. bir. İkinci mesela Mata gibi bir oyuncu belirli bir yaşa gelmiş artık ve de çok antrenman e, sezon başından beri yapmamış. 8 numara oynatmak yani orada iki yönde oyun istemek. Misso ile beraber tek e, 2-8 oynatıp 6 numarayı Lucas oraya koymak tek başına bıraktı. Bu doğru değil. Galatasaray takımı 4 şu anda oynamaz. Niye oynamaz? Galatasaray takımı top kaptırdığında burada biraz daha analizde göstereceğiz. Yenilen gollerde verilen pozisyonlarda çok geniş alanda yakalanıyor. Hem boyuna hem enine. Bir takım için en tehlikeli pozisyon burada geçiş yapmak için bir tek eee Lucas Torreira'da de değil. Orada Missouli ile beraber ikili kapatabilirsin. Hatta parantez için Fenerbahçe niye böyle 3-2-5 oynuyor diyorum geçiş yapmak için veya 4'lü oynadığında da 2-2 oynuyor Fenerbahçe. Hı hı. Niye böyle eee 3'lü orta sahayı yani eee Jorge Jesus oynatamaz mı? Yani bir tane 6 numara, 2 tane 8 hayır. Genelde hep merkezi geçişemesin diye bizim çünkü ülke futbolundaki en büyük sıkıntı bu. Geçiş yeniliyor. Çok geniş alanlar veriliyor rakibe. Şimdi Okan Hoca elinde eğer Müslü gibi bir oyuncun varsa 6 e, oynar. 2 stoperin önünde. iki stoperin de tandeminde zaten uyum yok. Sıkıntı var. Orta sahada 2 tane daha oynayıp 2 oyuncuyla da orayı merkezi kapatırsın. Kapatamadığından çok geçiş yedi zaten. Bunları Okan Hoca evet Galatasaray takımı ilk yarı kötü oynadı. ikinci yarı son bölümü iyi oynadı. Ama Galatasaray takımı Okan Hoca özellikle eldeki malzemeyi doğru kullanmalı. Bir. iki Fizik kalitesi milli takım pardon bay geçti arada da fizik kalitesi mesela daha iyi olmasını bekliyorsun takım. Fizik kalitesi olarak da kötü. Ben ilk defa Galatasaray... Bir ayda ikinci başta çıktı. Tabii doğru söylüyorsun. Basıdaki yani, şimdi, tabii, bir de bay geçirmişin. Evet. Yani düşün bir daha, iyi, var, daha, var, daha, var, daha iyi düşünüyorsun. Bunu nereden anlarsın biliyor musun? Pas hatasından bunu anlamazsın. Pas hatası fiziksel kaliteyle ilgisi yoktur. Onun konsantrasyonla, teknik ile pas opsiyonlarının açılması, o topu alacak oyuncunun vücut, özellikle konumu, duruşu bir sürü e, parametre sers. Ama ikili mücadele hiç kazanmıyorsa özellikle hadi Mata'dan beklemezsin. Mishu ve Lucas Torreira'dan beklersin ama. Aynı şekilde şunu söyleyeyim. Dikkat et maçta ben ilk defa e, az önce söylediğim cümleye devam edeyim ben Galatasaray'ı uzun zamandan beri bu kadar hem savunmada hem ucumda bütün topları Kayseri sporlu oyuncular vurdu. Bir iki tanesinde değil mi? Sen vurursun ucum ve savunmada vuramadı. Dönen ikinci topları alamadı. Yani Galatasaray takım fiziksel olarak sıkıntılı, tempo yapamıyor. Yani rakipten daha az koştu zaten. Çağdaş Hoca maçtan sonra açıkladı. 117 kilometre koşmuşlar. Yani hem daha fazla rakipten şimdi koşmadığı müteçek kaliten ortaya çıkmaz. E bu takımda koşucu oyuncular, daha dinamik oyuncular, daha asker oyuncuları da doğru dağıtım yapıp doğru da rakibi analiz etmesi Hı. gerekirdi. Okan Hoca'nın e, bu sıkıntısı sahaya yansıdı zaten. Ama buna rağmen yani bu kadar ben Galatasaray takım dediğim gibi sezon başından beri bu kadar 45 dakika yani teknik taktik eksik de olsa bu kadar reaksiyon vermeyen bir görüntüsünü ilk defa gördüm bunu da söyleyeyim. Mağlubiyeti hak etti mi Galatasaray takımı? Fazlasıyla etti. Bazen mağlup geldiğinizde bundan çıkarılacak derslerle doğru bir şekilde de ilerlemenizi sağlar. Yani Galatasaray takımı enseyi karatmaması gerekir. Çok potansiyeli iyi bir kadro. Kendini sorgulaması gerekir hakemden önce. Bunları Okan Hoca yaparsa, eldeki kadroyu doğru kullanırsa Galatasaray her zaman o potansiyelle yalnız çıkış yapmayı değil seri de yakalayabilir yolun sonu şampiyonluk olarak görüyor dedi. Okan Hoca Zeki Uzunurken <laughs> umudunu da koruyor. Hakemler tabii e, tırnak içerisinde önümüzü kesmezse. Yani Ahmet e, Hocam güzel söyledi. söyledi. <laughs> Erden Tümur sezon başında söylemişti. Hakemler hakem performansları ile ilgili bir birim kurduk. E, her maçımızı rakiplerin maçlarında değerlendireceğiz demişti. O toplantıyı yapmanın zamanı geldi. Yapmalılar şimdi şunu söyleyebilirler. Ben Galatasaray'a karşı evet bir olumsuz tutumlar olduğunu söyledim. Yarın öbür gün Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Adana Demirspor'a kim olursa olsun burada o olumsuz tutumlar olduğunda bu bunu eğer söylemiyorsak o zaman buraya hiç çıkmamamız gerekir. Biz doğruları söylüyoruz. Naçizane bu benim görüşüm. Ben gördüğümü söylüyorum. hiçbir hiçbir takımı da koruyacak durumda değilim. Zaten Galatasaray'ın korunacak yani ee, bizim ya da gazetecilerin, televizyondaki yorumcuların, yazarların, teknik direktörlerin korunmasına ihtiyacı yok. Ama biz gördüğümüzü söylüyoruz. Ben öyle, onu hissediyorum, görüyorum zaten sahada. Bu da e, teknik direktörlerin e, tabii ki direncini düşürür, takım olumsuz etkiler. Ama Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Mutlaka e, az önce hocanın söylediği gibi iyi çalışıp ki Kasım'a kadar kafa kafaya gidecek belli ki ligler. Dünya Kupası arasındaki 33 günlük dönemde çok iyi çalışan genelde Antalya'ya gidecekler. Antalya'da çok iyi kamp geçiren e, takım e, bir adım öne geçecek gibi duruyor. Ama oraya kadar kafa kafaya gidecek bir pozisyon var. Galatasaray hiçbir şeyi kaybetmedi. Enseyi karartmasın. Galatasaray'ın en büyük avantajı arkasında dağ gibi bir e, taraftar topluluğu var. E, geçen yıl e, tarihin en kötü sezonunu geçirmesine rağmen 35 bin ortalamaya oynadılar. Bu sezon zaten kapalı gişe statta oynuyorlar. Yani şu Okan Hoca e, bugün çok sinirlendi. Gördüm ikinci golden sonra ceketini çıkardı. Kendini kaybetti. Gerek yok. Evet. Hakemler konusunda yönetim mutlaka gereken cevabı verecektir. E, MHK'de hakemlerine bir çiçekli düzen ver, vermek zorunda artık. Hani e, var da evet doğru. E, yani Avara Serkan Tokat'ı koyup Erkan Engin'i niye Vara veriyorsun? Vara da tecrübeli bir hakemi koy. Koy. E, olsaydı da o sıkıntı olmazdı. O nizami gol verirlerdi. İfabın kuralları da illa %100 doğru diye bir şey yok. Zaten futbol oyun kuralları. Yorum ama uymak zorundayız. Yani. Uymak zorundasın ama o zaman e, çelişiyorlar. Yani en azından o kurallara göre ama Biz de FIFA'ya bağlı Ben orada uymayacak bir şey bağlı. yok. Çünkü niye? niye? E, zaten e, oyuncunun kolu kapalı. E, kola çarpıp yani. da, da gol ki, oluyor diye bir şey yok. Siz, Bak anlayalım. şöyle olsa yine kola çarpıp da gol olmuyor ki. Yani vücudun vücuda çarpıp gol oluyor. Öyle diyelim. Çünkü kol kapalı olduğu ya. için vücudu düşüneceksin burada, kolu düşünmeyeceksin. Şöyle olur, çarpar gol olursa tamam ifab'ın kuralı geçerli olur. Neyse. Yani ben Galatasaray e, hala e, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Çok çünkü çok güçlü kadrosu var. E, burada e, joker oyuncu ne olursa olsun Galatasaray'ın gaz pedalı Kerem Aktürkoğlu'dur. Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray kazanmak zorunda. Kazanması için ücretini iyileştirmeli daha da iyileştirmeli hatta takımın en çok kazanan oyuncusu olsun Kerem Aktürkoğlu çünkü onda tek başına maç kazandıracak yetenek var güç var potansiyel var Galatasaray 87'de Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürüyorsa ben burada Okan Hoca'yı eleştiririm evet. oyuncuyu da eleştiririm niye ya az kazanıyor olabilirsin oyna sen söke söke formayı ve parayı alırsın zaten.